Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan Hatay Samandağ Turizm Bölgesi 1. Alt Bölge 1 bölü 5000 ölçekli revizyon lazım planı ile Hatay Samandağ Turizm Bölgesi 1. Alt Bölge 1 bölü 1000 ölçekli revizyon uygulama planı Samandağ Belediyesi'nde askıya çıktı. Samandağ'da askıya çıkarılan revizyon imar planından kaynaklı yurttaşların mağduriyetleri gelişmiştir. Yurttaşların bu mağduriyetleriyle ilgili itirazları söz konusudur. Bu konuda acilen adil çözüm üretilmeli ve yurttaşların hakları teslim edilmelidir. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın onayına HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç tepki gösterdi. Planların bu şekilde mağduriyetlere neden olduğunu söyledi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a verdiği soru önergesiyle iyileştirmeler yapılıp yapılmayacağını sordu. 17 Eylül 1993 gün 93 bölü 4833 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla ilan edilen ve 17 Ekim 1993 gün ve 21.731 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hatay Samandağ Turizm Bölgesi planlamalarının bugüne kadar yapılmamasının sebepleri nelerdir? Hatay Samandağ Turizm Bölgesi olması sınırları içerisinde olup Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan Hatay Samandağ Turizm Bölgesi Alt Bölge 1 bölü 25.000 ölçekli çevre düzeni planı hangi tarihte onaylanmıştır? Hatay Samandağ Turizm Bölgesi Alt Bölge 1 bölü 25.000 ölçekli çevre düzeni planı yapılırken yereldeki meslek odaları bilgilendirilmiş midir? Yerelde ilan edilmiş midir? İlan tutanakları var mıdır? Hatay Samandağ Turizm Bölgesi Alt Bölge 1 bölü 25.000 ölçekli çevre düzeni planı yapılırken Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018'de onaylanan Hatay İl Çevre Düzeni Planı ile bütünlük sağlanmış mıdır? Samandağ ilçesindeki meskun yerleşim alanlarıyla planlama ilişkisi ve eşik analizleri, sentez çalışmaları ve ulaşım planlaması yapılmış mıdır? Planlama süreçlerinde Samandağ ilçesindeki meslek odalarının katılımı niçin sağlanmamıştır? Planların bakanlıkça onaylanmadan önce Samandağ Belediye Meclisi'nin onayı alınmış mıdır? Revizyon uygulama planlarının bakanlıkça onaylanmadan önce Samandağ ilçesinin mevcut olan imar planlaması yapılmış alanları ne kadardır? Revizyon uygulama planlarının bakanlıkça onaylanan planda planlama planına ilave edilen alan miktarı ne kadardır? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca onaylı kıyı kenar çizgisini dikkate almak yerine adli yargı kararıyla belirlenen bilirkişi marifetiyle oluşturulan ve mahkemelerin dikkate aldığı sözde kıyı kenar çizgisi nedeniyle iptal edilen tapuların hukuki durumu ve ilgili parsellerin kazanılmış imar hakları değerlendirilmeye alınmış mıdır? Geçmişte kıyı kenar çizgisi tespiti yapıldığı tarihte kıyı yasası uyarınca kısmi yapılaşma nedeniyle imar hakkı olan yapı adalarının hukuki durumu kazanılmış hakları dikkate alınmış mıdır? Planlama alanında daha önce yapılmış imar uygulamaları ve bunlara ilişkin yargı kararları sonucu ortaya çıkan duruma ilişkin değerlendirmeler plan yapımı ve onayında ele alınmış mıdır? Planlama alanı 42 mahalleden oluşan Samandağ'ın 9 mahallesini kapsamaktadır. Bu planlamanın uygulanması sırasında plan bütünlüğünün ilçe bazında ve planlanan alanda yaratacağı sorunların çözümünde ve plan disiplininin sağlanmasında Samandağ Belediyesi ile bakanlık arasında nasıl bir idari yapılanma organizasyon düşünülmektedir? Bölgede bu planın yürütülmesi için verilecek teşvikler neler olacaktır? Planlanan bölgede plan uygulanması sırasındaki vesayet ilişkisi dışında bakanlığınız planın paydaşı olmayı düşünmekte midir? Samandağ 2. Etap Turizm Bölgesi 1 bölü 25.000 çevre düzenleme planı onaylanmış, askıya çıkartılmıştır. 1 bölü 5.000 nazım ve 1 bölü 1.000 uygulama imar planı şu aralar planlanmaktadır. Birinci etap plandaki mağduriyetlerin yaşanmaması için Sutaşı, Çöyürlü, Meydan, Kuşalanı, Koyunoğlu, Yeşilköy, Değirmenbaşı, Uzundağ, Mağaracık, Kapısuyu, Hıdırbey, Yoğunoluk, Eriklikuyu, Vakıflı, Mızraklı, Batı Ayaz, Gözene, Tekebaşı mahallelerini içeren ikinci etap için ilgili belediye ve bakanlık hangi çalışmaları yapmaktadır?